dakika. Gel. Girebilir miyim? Murat tabii ki, gelsene. Ben sana teşekkür etmek için geldim. Niçin? Boşanma konusunda kolaylık sağladığın için. Murat tabii ki kolaylık sağlayacağım. Yani söz konusu olan Zeynep, onun sağlığı... Ben onun için canımı bile veririm. Sağ ol. Biz birazdan Nazlı ile hastaneye gideceğiz. Süper. İyi haberlerinizi bekliyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Ayşe. Buyurun. Gelin buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Örnekleri verdiniz. Evet, verdik. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, bunu konuşmak isteriz sizinle. Tamam. Konuşmaya başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki... Zeynep'in kardeşinin olması işimizi çok kolaylaştıracak. Harika bir kararı bu. Nazlı'nın aklına geldi. Bunu ona borçluyuz. Unutmadan şunu da belirteyim, hamilelik süreci başlamadan önce tarafların birbirleriyle evli olmaları gerekli. Evli olmaları mı? Evet, prosedür gereği böyle. Biz o prosedürü halledeceğiz. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayalım. Tamam, hemen başlayalım. Ben sizi haberdar edeceğim. Zeynep'e sevgiler. Anneme geleceğim, yaşasın. Hı hı, göreceksin çocuğum, göreceksin. Can'ın dedesi siz misiniz? Evet, benim. Can? Can nereye? Can! Koş, koş, koş! Can! Can! Eyvah! Ela arıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Alo hala? Neredesiniz? Can senin yanında mı? Hala bir şey söylesene. Ha Meleğim. Ya ne yapacağız biz? Bu kadını ne kadar tutacağız burada? Hiçbir yere bırakamayız Rüstem. Tamam mı? Az önce duymadın mı neler söylediğini? Ha? 2 dakikada ne iftiralar attı bana? Ya tamam sakin Meleğim. Sen niye böyle gerildin ki durup dururken? Ya nasıl gerilmeyeyim ya? Nasıl gerilmeyeyim? Cemre'yi öldürdüğümü iddia etti bana pislik. Ya bu bilgiyi alıp gidip başkasına anlatırsa ne olur Rüstem? Ha? Düşünebiliyor musun hiç? Elimizde canlı bir bomba var bizim. Hiçbir yere bırakamayız. Anlıyor musun? Bak asla, asla ve asla... Bırakmayacağız onu, anladın mı? Ya anladık, tamam bırakmayacağız da... Yani bunun da bir eşi, dostu, akrabası vardır elbet. Merak edip polise gidip sormayacaklar mı? Nazlı? Bu Kenan'ın telefonu. Zeynep'in Beriz. Neler oluyor ya? Koşarlarken mi düşüyorlar acaba? Gerçekten kaçıyorlar mıydı? Allah'ım çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Can oğlum. Can dur. Dur koşma. Aslanım benim. Ah. Can, oğlum. Sen çok kötüsün. Ben annemi istiyorum. Can ömrümü sen ömür götürdün çocuğum ya. Bir dur Allah aşkına. Annemi istiyorum. Bak seni zaten annenin yanına götürecektik ama sen kaçtın. Hadi gel bir sakin ol çocuğum gğel. Hadi bir sakin ol. Sakin ol çocuğum hadi. Sakin ol ya. Sümbül Hanım öyle bir haberle geldin ki bütün nefretim ve kinim uçtu gitti. Dediğin gibi işte. Can. Bu da Canan. Beni bu vebalin altına bırakma. Zaten bir ayağım çukurda. Hastayım ben. Kendi derdim kendime yetiyor. Bakın Salih Bey, ben vazifemi yaptım. Allah şifa versin size. Ama bunlar şimdi çocuğun yanında konuşulacak konular değil. Bakın nasıl korkmuş. Ben senin Sümbül teyzenim çocuğum. Niye korkuyorsun? Bak bu da deden. Annenin babası. Annen de yanınıza gelecek. Tamam. Sen dedenin yanında dur. Ben sana su alıp geleyim. Tamam mı çocuğum? Çocuk çok korkmuş. Ben gideyim bir su alayım. Herhalde birkaç dakika bakarsınız değil mi? Çantası sizde dursun da. Heh. Hadi tut dedenin elini yavrum. Tut. Ben geliyorum birazdan. Gel oğlum şurada oturalım biraz. Gel. Prenses. İyi misin? İyiyim. Uyudum mu ben? Çok korkuttun beni. Bir anda bayılınca hemen hastaneye getirdim. Benim artık çok uykum geliyor. Biraz oyun oynayınca hemen yatasım geliyor. Zeynep olacak abi. O konuda hala çaresiz. Ya babanlar şimdi eve gitmiştir. Bizi göremeyince de çok merak etmişlerdir. Arayıp haber de veremedik. Telefonu da parkta düşürmüşüz galiba. Aa, ben de bir keresinde parkta düşürmüştüm oyuncak bebeğimi. Buldun mu peki sonra? Babam buldu. Prenses, sen babanın ya da annenin telefon numarasını ezbere biliyor musun? En azından birinden rica edelim, telefonunu alalım, oradan arayalım. Babamınkini biliyorum. 564 4 21 2 de olabilir. Dert değil bir tanem. Bir şekilde ulaşırız. Nasılsın küçük hanım? Biraz yorgunum sadece. Aferin sana. Çok akıllısın. Biraz daha dinlen bakalım. Sizinle konuşalım mı biraz? Hemen geliyorum bir tane. Tamam. Şöyle. Kan sonuçları geldi. Değerleri çok düşük çıkmış. Zeynep'le ilgili bilmemiz gereken önemli bir hastalığı var mı? Evet. Ya dışarıdaydık. Bir anda bayılınca ben de hemen bu hastaneye getirdim. En yakın yer burasıydı. Siz babası mısınız? Yok, ben amcasıyım. Tedavisi devam ediyor Zeynep'in. İlik nakli bekliyor. Anladım. Geçmiş olsun. Serum bitince çıkışınızı yaparız. Sonra mutlaka kendi doktorunuza gidin. Teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Eve gidiyor muyuz? İlacım bitsin hemen gideceğiz. Ben zaten şimdi doktorla konuştum. Bana dedi ki çok iyi dedi. Sen hazırlanmamıştın. Can nerede bu arada? Uyuyor mu? Bir problem mi var? Nerede Can? Odasında mı? Boşuna odasına gitme oğlum. Can odasında değil. Ait olduğu yerde. O ne demek? Can'ı babasının yanına götürdüm ben. Yalan söyleme Sümbül Hala. Furkan. Bir dakika Ela. Babasını nasıl buldun sen? Araştırdım buldum işte. Nerede kalıyormuş peki? Çok uzakta değil, dolmuşla gittim. Yakın bir yerdeydi. Hangi dolmuşa bindin? Darıca dolmuşuna bindim. Sonra gittim, çocuğu verdim işte. Sümbül hala, sen bu çocuğu nereye götürdün? Doğruyu söyle bana. Tamam, tamam. Söyleyeceğim. Ben Can'ı dedesine götürdüm. Sen? Ya adam Burcu'nun yüzüne bile bakmak istemiyordu. Kapıdan kovdu kızı, kapıdan. Oğluna mı bakacak? Adam Burcu'nun hasta olduğunu bilmiyormuş. Sonra ben durumu anlattım ona, çok üzüldü. Ben kızıma bakamadım, bari torunuma bakayım dedi, yalvardı. Ben de bir daha çocuğu bıraktım ona. Bak, Sümbül hala. Sana inanmak istiyorum. Lütfen bana doğruyu söyle. Can dedesinde mi? Allah Allah. Ben o kadar kötü bir kadın mıyım çocuğu sokağa atacak kadar? Tövbe tövbe. Burcu arıyor. Hay Allah. Şimdi Can'la konuşmak isteyecek. Ya kız çocuğu bize emanet etti. Ne söyleyeceğiz biz şimdi hala? Söyler misin? Bunca saat haber vermeden, bir anda ortadan kaybolmak gerçekten olur şey değil memur bey. Ya benim kızım çok hasta ve kendisi bunu gayet iyi biliyor. Hani endişeleneceğimizi düşünmesi gerekirdi. Torunumu kaçırmak için bu hırsızlıklarını düşünüyorum memur bey. Tamam, önce bir sakin olalım. Murat Bey, Kenan Bey sizin neyiniz oluyor? Kardeşim. Zeynep de bu adama düşkün herhalde. Onunla birlikte parka gidebilecek kadar güveniyor kendisine. Yani Zeynep'e kendisini sevdirdi tabii. Bu da planın bir parçası olabilir bence. Memur Bey bakın, açıkçası biz de ne düşüneceğimiz, ne yapacağımız şaşırmış durumdayız şu anda. Yani Kenan bir süredir burada bizimle kalıyor. Biz ona güvendik, yani çok sevdik onu. İyi biriydi. Yani öyle görünüyordu. Yani kaçırma ihtimaline ben inanamıyorum. Murat Bey, kardeşim diyorsunuz ama bir başkası gibi bahsediyorsunuz. Ona güvenmiyor musunuz? Bakın memur bey, ben de kardeşim olduğunu yeni öğrendim. Ve annemin de şüphelenmesini bekleyecek bazı durumlar oluşmuş. Yani anlayacağınız kafamız gerçekten çok karıştı. Nasıl mesela? Kardeşimin annesi Pervin Hanım. Seneler sonra annemi ilk defa aramış. Ve annemin sinirini bozacak, onu endişelendirecek ve sinirlendirecek tarzda konuşmuş. O da doğal olarak bunu bir tehdit olarak görmüş. Biraz daha açık konuşun lütfen. Memur bey, benim torunumu kaçırdılar diyorum. Alıp bir yerlere götürdüler. Yani bence annesiyle işbirliği yaptılar ve benim evladımı kaçırdılar. Başka planları da olabilir. Öyle düşünüyorum ben. Anne, lütfen sakin ol. Şu an bundan emin değiliz. Ama eğer böyle bir şey varsa ve onlar yüzünden kızıma bir zarar gelirse taş üstünde taş bırakmam. Baba! Güzel kızım sen neredeydin? İyi misin? Anneciğim neredesin? Amcamla parka gittim. Ama bir tanem biz bütün parklara baktık, yoktunuz. Park dışı oldu. Sonra hastaneye gittik. Hastaneye mi? Bir tanem ne oldu? Niye gittiniz hastaneye? Bir tanem bir şey mi oldu yoksa? Parktayken çok oynadım ve çok yoruldum. O yüzden uyuyakalmışım. Amcam beni hasta sanmış. Ondan sonra beni hastaneye götürdü. Bir tanem, amcan nerede? Niye seni yalnız bıraktı? Eve birlikte geldik. Beni yalnız bırakmadı. Size söylediklerinizi duyunca üzülüp gitti. Üzdünüz amcama. Ben belki yetişebilirim. Kusura bakmayın. Size zahmet verdik. Önemli değil. Ufaklık sarsalim döndü ya. Önemli var mı? İzninizle. Bir tanem, iyi misin? Ağrın sızın var mı? İyiyim dedim ya anne. Amcam beni hastaneye götürdü. Anladım bir tanem. Aşkım benim. Çok, çok. İzninizle. Bizlik bir şey kalmadı galiba. Kusura bakmayın lütfen. İyi günler. İyi günler, teşekkürler. Üşümüşsün, gel. Gel bakalım. Zeynep hastaneye götürmüşsün. Sağ ol. Götüreceğim tabii. Yeğenim olayım. Kusura bakma Kenan. Yani Zeynep'le ilgili durumları biliyorsun. O böyle ortadan kaybolunca bütün dengem bozuldu. Sana da ulaşamadık. Kaçırdın mı sandınız? Bak Kenan. Zeynep benim her şeyim. Yani ona bir şey olacak düşüncesi beni mahvediyor. Alt üst oluyor. Lütfen sen de anla beni. Zeynep yoktu. Sana ulaşamadım. Zeynep bir anda fenalaşınca ben de ne yapacağımı bilemedim. Ya önce konağa getirecektim, panikledim. Sonra sizin dışarıda olduğunuzu hatırladım. Ne yapayım, en yakın hastaneye götüreyim bari dedim. Telefonumu da düşürmüşüm bir yerde. Nerede düşürdüm bilmiyorum. Sonra fark ettim. Haber de veremedim size. Biliyorum. Siz ararken parkta buldum. Güzel. Ben telefonumu alıp gideyim o zaman abi. Evde mi? Gitmek yok. Tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorsun. Abi ben artık durmam burada. Ben eşyalarımı alıp gideyim. Kenan. Bak. Pat diye girdim hayatına. Karşına çıktım. Güvenmemeniz normal. Hem zaten ben sizin gözünüzde hapisten çıkan bir adamım yani. Ne yapacağım belli olmaz. Ben anlıyorum yani seni abi, sıkıntı yok. Sen beni hiç gelmedim say, ben yoluma gideyim, tamam mı? Hayır, öyle bir şey yok Kenan. Sen benim kardeşimsin. Bırakmam seni. Bu yaşananları da güvensiz olarak düşünme. Zeynep'le ilgili hassasiyetimizi gayet iyi biliyorsun. Lütfen biraz anlamaya çalış bizi. Hem şimdi gidersen Zeynep de çok üzülecek. Ve sana kızdığım için asla beni affetmez. Hadi gel, eve gidelim, sakinleşip biraz konuşalım. Hadi. Oğluyla konuşmak istiyor. Tekrar arayacak. Ne diyeceğiz kıza? Kıza ne diyeceğiz şimdi biz? Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin anlamıyorum ki. Kimseye sormadan, danışmadan. Ne hakkın var böyle bir şey yapmaya? Ne yapmışım ben? Heh. Duyan da sokağa attım zannedecek. Dedesine verdim ben çocuğu. Hala yapamazsın. Ya böyle bir şey tek başına karar veremezsin sen. Çocuk bize emanet diyorum ya, emanet. Kadına biz gittik, bir söz verdik. Kız ne sözü ha? Bu ne sözü Allah aşkına? Elin kadınına hem ne söz veriyorsunuz siz? Yoldan geçen kadın bu ya. Çocuk da el alemin çocuğu. Niye bu düşkünlük? Anlamıyorum ki niye? Sümbül Hanım, Burcu bize güvenip oğlunu emanet etti. Bu sayede tedavi olmaya gitti. Siz gerçekten bunu anlamıyor musunuz? Anlamıyorum. Dedesi dururken, babası dururken çocuğu niye size emanet ediyorlar? Hem size niye bu kadar güveniyorlar? Allah, ben bu işin içinden hiç çıkamıyorum. Bu kadar düşkün olmayın elin çocuğuna. Can elin çocuğu değil. Alo? Alo, Asude Hanım. Ben sizin bu adamı buldum. Kenan'ı bıçaklayan adamı. İtiraf etti mi? Vallahi Asude Hanım, durumlar pek bildiğiniz gibi değil, zannettiğiniz gibi değil yani. Evet, Kenan bu adamla görüşmüş. Çıkmış karşısına. Da, hesap sormak için çıkmış. Abimden ne istiyorsun, ne derdin var, niye bıçak çektin diye hesap sormak için çıkmış. Bir güzel de okşamış. Yani dövmüş adamı. Emin misin? Vallahi Asude Hanım, konuşturdum. Adam ne dediyse onu söylüyorum. Peki, tamam. İyi günler. Neymiş anne? bıçaklayan adamla konuşmuş. Ama Kenan seni bıçaklamaya çalıştığı için ondan hesap sormuş. Bir kez daha haksızlık ettik Kenan'a yani. Paranın geri kalanı burada. Al kaybol hemen. Yürü. Ne oluyor abi? Takip ediyorlar. Pardon. Ne oluyor lan? Bir adres soracaktım. Ben bilmiyorum kardeş adres. Abi İstanbul'a yeni geldim. Ya kardeşim bilmiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Yani yardım et. Kaç kişiye sordum. Biri gelip senden laf almaya kalkarsa benim söylediklerimi söyleyeceksin, tamam mı? Sıkıntı yok abi, tamamdır. Açık verirsen patlarız. Tamam abi. Sen şunu da al. Bu niye abi? Bunun için. Gel. İşimi sağlam abi. Buyurun. Merhaba, buyurun. Ben Zeynep'in amcasıyım. Amcası mı? Evet, Murat Aslan'ın kardeşiyim. Ben yeğenim için donör olmak istiyorum. Bu harika bir haber. Açık konuşmak gerekirse ben çok şaşırdım. Bir dakika. Siz gerçekten Murat Bey'in kardeşi misiniz? Kardeşim. Biz de zaten yeni öğrendik bunu. Babalarımız bir kardeşiz. Anladım. Ve Zeynep'e donör olmak istiyorsunuz. Bu harika bir şey Kenan Bey. Süreçten haberdarsınız o zaman. Açıkçası biz bu vakte kadar bir donör bulamadık. Bulmak da çok zor açıkçası. Zeynep için siz bir umut olabilirsiniz. İnşallah. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım bir an önce. Madem ki kararınızı verdiniz, o halde hemen başlayalım. Size bir takım testler yapmamız gerekecek. Olumlu sonuç çıkarsa süreci devam ettireceğiz. Ama önce testlerimizi yapalım, gerisini de daha sonra konuşuruz. Siz ne derseniz o. Ben her şeye hazırım. Yalnız küçük bir ricam olacak sizden. Bu testler sonuçlanana kadar kimseye bir şey söylemezseniz sevinirim. Hani olumsuz bir şey çıkarsa yok yere umutlanmasınlar. Tabii hemşire arkadaşları bu konuda da bilgilendiririm ben. Hiç şüpheniz olmasın. Ben hemşireyi bilgilendireyim, o size yardımcı olacaktır. Biraz bekleteceğim. Tamam, ben dışarıda bekliyorum o zaman. Hiç gerek yok, burada bekleyebilirsiniz. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim, kapının önünde beklerim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ben aslında size başka bir şey söylemek için gelmiştim. Nedir? Bu kardeş mevzusu. Yani Murat'la Zeynep'e bir kardeş yapabilmemiz için evli olmamız gerekiyormuş. Yani prosedür gereği. Allah Allah. Nasıl olacak ki bu? Yani Murat şu anda Melek'le evli, daha boşanmadılar. Yani hızlıca evlenebilmek için de bir sebep bildirmek gerekiyor galiba. Nasıl olur ki? Bütün bunları bekleyecek miyiz yani? Yok. Yani Esin Hanım'la konuştuk. O yani işlemleri başlatacakmış zaten. Ve O dönem gelince, yani hamile olma gereken dönem gelince de evli olmamız gerekiyormuş. Anladım. Umarım o güne kadar bu resmi işlemleri halletmiş oluruz diye umuyorum. Ay, bir an endişelendim zaman kaybedeceğiz diye. Hiç endişelenmeyin. Ben sadece bilginiz olsun diye söyledim. Ay, bütün bunlar Melek yüzünden zaten. Ne güzel evliydiniz siz. Öyle olsaydı bütün bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktınız. Zeynep iyi olsun da. Öyle tabii. Yeniden Murat'la evleneceksiniz ha? Yani kağıt üzerinde bir evlilik, prosedür gereği. Olsun, bir de bebeğiniz olacak. Sağlıklı da olsun. Kardeşine şifa olsun da. Siz de bebeğinizi kucağınıza alırsınız hayırlısıyla. Ben Melek için endişeleniyorum aslında. Yani son anda boşanmaktan vazgeçer diye korkuyorum. Sen böyle şeyler hiç kafana takma. Melek hiçbir şey yapamaz artık. Ben buna asla izin vermem. Asla. Ya bilmiyorum canım, adamın verdiği adrese geldim, adam yok. Ya aradım, kaç defa aradım, açmıyor ama. Ya delireceğim ya, gerçekten delireceğim artık. Biliyorum. Ya bekliyorum, başka çare mi var benim? Bir saniye canım, buyurun. Ben Salih, canım dedesiyim. Sizinle mi konuştuk? Canım geldi, kapatıyorum. Neredesiniz siz? Arıyorum, çıkmıyorsunuz. Telefonun sesi kısılıyor bazen. Anlaşılmıyor sesi pek. Bir ara şu suyu almaya gittim, tam o ara gelmişsiniz. Tamam, neyse. Canı nasıl kaybettiniz? Bir şey mi oldu? Nerede kaybettiniz? Onu söyleyin bari. Zaman kaybetmeyelim. Şu parkta oturuyorduk. Evet. Unutkanlık mı var sizde? Ben o kadına dedim. Çocuk mucuk bakamam. Çocuğa göz kulak olamam dedim. Ama beni dinlemedi. Kaçtı gitti. Ben dedim. Tamam neyse. Hangi parkta bu bahsettiğiniz? Şu caddenin ilerisindeki park. Önünde bir heykel vardı. Kimin heykeliydi o ya? Tamam neyse, ben parka bakacağım. Sizi ararım. Telefonunuzu kontrol edin. Buna bakmam lazım. Müsaadenle. Nerede topun? Göster bakalım. Bak anne, şurada gördün mü? Gördüm de nasıl gitti oraya? Aa anne bak, şurada merdiven var. Ah. O zaman biz de merdivenimizi koyarız, topumuzu alırız. Çok dikkatli ol. Anne dikkat et. Tamam. Cemre! Cemre iyi misin? İyi misin? Amca tam zamanında yetiştim. Gel prenses. İyi misin? İyiyim ben. Ne oldu anlayamadım. Bir anda ayağım kaydı merdivenden. Ay Kenan çok sağ ol. Son anda yetiştin. Çok sağ ol. Gıdası çıkmış. Cemre ucuz atlattın. Allah'tan Kenan zamanında yetişti. Ne demek abi? Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin? İyi miyim? İyi misin? İyiyim. Ama Kenan olmasaydı... Kenan, çok teşekkür ederim. İyi ki o an oradaydın. Eyvallah. Gerçekten teşekkürler. Nazlı Hanım, birine bir şey mi oldu? Gül, sen bir bardak su getir. Bir de Hakan'a söyler misin gelsin? Tabii efendim. Murat Efendi'nin güvenini kazandık. Şimdi sıra Nazlı Hanım'da. Kadınlar, hayatlarını kurtaran erkeklerden etkilenirler. Buyurun Murat Bey. Hakan, evde kontrol edelim. Ne kadar böyle yıpranmış, bozuk, tehlike oluşturacak merdiven falan varsa bunların hepsini atalım. Aslında ben daha hepsini yeni onarmıştım ama isterseniz yine bir bakarım. Tamam. Ondan sonra da genel bir kontrol yap konakta. Böyle güvenlik sorunu yaratabilecek herhangi bir şey varsa onların hepsini onaralım. Eğer üstesinden gelemeyeceğim bir şey olursa da dışarıdan yardım alırız. Ben hallederim Murat Bey, merak etmeyin. Müsaadenizle. Daha iyi misin? Daha iyi. Kraliçe anneciğim. Bugün ben çok mutluyum. Güneş ne güzel doğdu. Kuşlar ne güzel uçuyor. Kırlar yemyeşil. Denizler masmavi. Gökyüzündeki bulutlar sanki birer pamuk. Bugün çok güzel bir gün. Mutlu olmana çok sevindim prensesim. Peki söyle bakalım bana, bugün ne yapmak istersin? Bu güzel günde seninle beraber ormandaki çiçekleri toplamak istiyorum anne. Ama galiba kötü uyku perisi geldi. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? İyilik perileri neredesiniz? Buyurun kraliçem. Kraliçem, iyilik perileri emrinizde. Prensesimi kurtarın ne olur. Söyleyin bize kraliçem. Prensesimizi nasıl kurtarabiliriz? Eğer prensesimizin en sevdiği şeyi bilirseniz... o zaman onu kurtarabilirsiniz. Yoksa kötü uyku perisi gelip prensesimi benden alır. Kraliçem, ben prensesimizin neyi sevdiğini çok iyi biliyorum. Bizim krallığımızın o yüksek, engin dağlarında yaşayan araların yaptığı ballardır kraliçem. Bakayım bir. Uyanmadı. O değilmiş. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Heh, aklıma bir şey daha geldi kraliçem. Bizim krallığımızın derin denizlerinde yaşayan kırmızı balıklar olabilir mi? Yok. Yine uyanmadı. Başka? Başka ne olabilir? Başka. Buldum. Ben prensesimizin neyi çok sevdiğini çok iyi biliyorum kraliçem. Çünkü prensesimiz o engin krallığımızdaki ormanların derinliklerinde yetişen 7 renkli çiçeği çok sever kraliçem. Çok doğru söylüyorsun iyilik birisi. Benim kızım o çiçekleri çok sever çünkü kesin uyanır. Zeynep. Kızım. Bir tane. Kraliçem, lütfen izin verin. Ben prensesimizin en çok neyi isteyeceğini biliyorum. Prensesimiz en çok bir süper kahraman olmayı ister. Evet, en sevdiğim. İyilik perisi beni kurtardı. Hastaneden arıyorlar. Tamam. Bir tanem. Şimdi istersen birazcık ara verelim. Sen de dinlenmiş ol o sırada. Tamam. Biz buradayız. Tamam. Güzel miydi? Beğendiniz mi? Harikaydın bir tanem. Bayıldım. Prensestin, prenses. Hadi bir selam ver bakalım. Ay. Murat, kötü bir haber var deme. Ne dediler? Maalesef haberler pek iyi değil. Nasıl yani? Ne dediler, bir şey söyler misin? Yumurta rezervlerinin yeterli olmadığını söylediler. O yüzden bunun için de ayrı bir tedavi görmen gerekiyor. Bu da çok uzun süren bir süreç. Üzgünüm. Ben dinlendim. Hadi provaya devam edelim. Dinlendin mi sen? Tamam o zaman. Hadi sen git, biz hemen geliyoruz. Tamam. Çocuklar nedir bu haliniz? Hı? Bir problem mi var? Zeynep'le ilgili bir şey mi yoksa? Allah aşkına söylesenize ya. Oğlum söylesene. Anne, biz Zeynep'e bir kardeş yapamayacağız. Neden? Belki benim bir faydam dokunur yeğenime. İyileşir Zeynep. Seninle olan meselem başka. Zeynep bambaşka. Onun için her şeyi yaparım. Can! Oh, koçum benim. İyi misin? Ha? Bir tanem, canım iyi misin? Nasılsın? Annemi bulamadım Ela abla. Bir adam sokakta otururken bulmuş. Getirip teslim etti. Zaten ihbar vardı. İhbarı biz yaptık zaten. Sağ olun. Ben bir evdeki biraz daha... Tamam. İyisin değil mi? Hı? Ela. Haber var mı kızım? Var Suzan teyze, var. Çok güzel bir haberim var sana. Canı bulduk. Yani aslında o bizi buldu. Oh çok şükür. Çok şükür. Nasıl, iyi mi? İyi iyi, hiçbir şey yok, merak etmeyin. Tamam kızım, hadi. Hadi alın gelin canı. Tamam, görüşürüz. Canım benim. Oğlum. Canım oğlum. Abi, bir gelir misin? Hayırdır Kenan? Otursana abi. Ben geçen gün sizden habersiz bir şey yaptım. Zeynep'e donör olabilmek için test yaptırdım. Az önce de hastaneden aradılar. Sonuç pozitif. Donör olabiliyorum. Canımı iste, benden sana canımı vereyim. Yeğenimin sağlığından başka bir şey istemem. Oğlum, Kenan. Sen bize şu an dünyaları verdin. Kenan çok sağ ol. Mucize bu. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.